Herkese merhabalar. Kanalımıza, sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bundan böyle trafikten, motordan ve ilk yardımdan kesinlikle soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Konuları anlatacağız. Konuların hemen arkasından konulara ait çıkabilecek tür soruları değerlendireceğiz. Yeni bir çalışma yaptık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde konuya geçiyorum. İlk yardımın ilk bölümü. Hadi bakalım kolay gelsin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Beğenilerinizi mutlaka altına atın arkadaşlar. Ona göre ilerleyen konuları da farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Sizin önerileriniz bizim için çok çok önemlidir. Başarılar diliyoruz. Hemen başlıyoruz ilk yardım bilgisinden. Bakalım ilk yardım nedir arkadaşlar? Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır. İlk yardım öğren, hayat kurtar. Tabii ki çok çok önemli arkadaşlar. İlk yardım nedir? İlk yardım her türlü ani hastalık veya yaralanma durumlarında hastanın ilk değerlendirilmesini yapmak. Değil mi arkadaşlar? Bakın hastanın ilk değerlendirmesini yapmak. Hastaneye ulaşıncaya kadar, profesyonel yardım gelene kadar hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek ve tekrar hayata döndürmek için yapılan tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız müdahaleye ilk yardım denir. Bunu gerçekleştiren kişi ilk yardımcıdır arkadaşlar. Yani elimizdeki imkanlarla hasta yaralılara yaptığımız müdahale arkadaşlar ilk yardımdır. Bunu yapan kişi de eğitim almış herkesin yapabileceği kişilerdir arkadaşlar. Biz de buna ilk yardımcı diyoruz. Yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi ilk yardım çizer. Önemli. Evet. İlk yardımcı kimdir? İlk yardımcı hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın olay yerinde mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulama yapan eğitimli kişi ya da kişilerdir ilk yardım. Bakın burada arkadaşlar hastaya nedir? Temel yaşam desteği yapıyor. İlaçsız yapar. Arkadaşlar ilaçsız yapılan tedavi nedir? İlk yardımcının yaptığı tedavidir arkadaşlar. İlaçsız hiçbir şekilde ilaç kullanmıyoruz. Mevcut araç gereçlerle değil mi? Tıbbi araç gereç aranmadan yapılan müdahale arkadaşlar ilk yardımcının yaptığı müdahaledir. Evet, hemen geçelim. Acil yardım nedir? Acil yardım deyince işte burada doktorlar, sağlık personeli gelecek aklımıza. Acil tedavi ünitelerinde hasta yaralılara doktor veya sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi uygulamaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Acil yardım diyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu da size özellikle söyleyeyim. İlk yardım deyince ilaçsız tedavi, acil yardım deyince ilaçlı tedavi gelsin aklınızda. Bu çok önemli. Hemen bakıyoruz. İlk yardım ile acil tedavi arasındaki fark nedir? Şimdi bakın ilk yardım eğitim almış herkesin yapabileceği bir yardımdır. Acil tedavi sağlık personelinin yaptığı tedavi. Bakın birisinde ilaçsız tedavi. Bakın ilk yardımda ilaçsız tedavi. Acil tedavide ilaçlı tedavi. İlaçlı tedavi. Yani sağlık personeli. İlk yardımda tıbbi araç gereç kullanılmaz. Acil yardımda tıbbi araç gereç kullanılır. İlk yardımda ilaçlı tedavi yapılmaz. Acil yardımda ilaçlı tedavi yapılır. Bu çok çok önemlidir. İkisinin arasındaki fark. Buna da dikkat edelim. Ve geçtik hemen. İlk yardımda altın saat nedir? Arkadaşlar ilk yardım gerektiren yaralanmaların başında trafik kazaları gelmektedir. Trafik kazasını iş kazaları ve ev kazaları, tarım ilaçlarıyla zehirlenmeler, spor kazaları takip etmektedir. Kaza ölümlerinin %10'u ilk 5 dakikada solunum durmasına bağlı. %45'i ise ilk yarım saat içinde büyük kanamalara bağlı olmaktadır. Bu nedenle olay yerindeki
İlk yarım saat çok önemlidir. İlk yarım saate altın saat deniliyor arkadaşlar. Bakın ilk yarım saate altın saat deniliyor. Dünyada sadece trafik kazalarında yılda 1,2 milyon kişi ya da her gün 3.242 kişi ölmekte. 20 ile 50 milyon kişi ise yaralanma ve sakat kalmaktadır. Arkadaşlar 0,1 dakikada kalp durması meydana geliyor altın saatte. 0,4 dakikada beyin hasarı yok. 4 ile 6 dakikada beyin hasarı başlangıcı başlıyor ve 6 ile 10 dakikada ilerleyen bir beyin hasarı meydana geliyor. 10 dakikadan fazla geri dönüşümsüz beyin hasarı maalesef olabiliyor. Onun için zaman çok önemli. Zaman çok önemli arkadaşlar. Evet. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Bir, hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, değil mi? İki, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Üç, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek. Dört, hasta yaralının iyileşmesini kolaylaştırmaktır. Bunlar arkadaşlar bu dört madde ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır. Hasta yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak ilk yardımın öncelikli amaçları arasında yer almaz. Bakın bu çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından değildir dediğinde hastaya tıbbi müdahalede bulunmak ilk yardımın öncelikli amaçlarından değildir sorarlar. Hemen bakalım. İlk yardımın özellikleri nelerdir? Önce kendi can güvenliğini koruyacak, sonra sakin olacak, değil mi? Güvenli pratik olacak. Eldeki olanakları değerlendirecek. Olayı anında doğru haber verecek. Çevredekileri organize edecek. İyi bir iletişim becerisine sahip olması gerekir. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? İlk yardımcının uygulayacağı temel uygulamalar 3 ana başlıkta toplanır arkadaşlar. Koruma, bildirme, kurtarma şeklindedir. Koruma. Bakın adı üzerinde koruma. Değil mi? Reflektörümüzde bir kaza var. İlerideki durumu ne yapıyor? Bildiriyor. Kime? Arkadan gelen sürücülere. 112, 112 acil servise bildirmek. Kurtarma ise yine hasta yaralılara hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde nedir? Müdahaleyi gerektirir, kurtarma. Evet, ilk yardımın temel uygulamalarından burada koruma çok önemlidir arkadaşlar. Koruma ne demek? Neyi koruyacağız, değil mi? Her şeyden önce neyi koruyacağız? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmak ve kendimizin ve çevremizin can güvenliğini almak. Arkadaşlar sessiz olun. Kesinlikle kaza olan bir yere denk geldiğinizde önce kendi can güvenliğinizi almanız gerekiyor. Önce can, sonra canan unutmayın. Bakın siz her şeyden önemlisiniz. Siz kendi canınızı koruma altına aldıktan sonra diğer hastalara müdahale edebilirsiniz. Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmak zorundasınız. Burada bakın arkadaşlar kaza olmuş. Kaza oldu. Hemen ne yapıyoruz? Koruma altına, yani reflektörlerimizi işaretlememiz lazım. İleride bir trafik kazası var. İleride en az bakın dönemeci yolda kaza yaptık. Birinci noktaya 30 metre, ikinci noktaya 150 metreye reflektörlerimizi koymamız gerekiyor. Reflektör koymadan, koruma altına almadan, çember almadan, çembere almadan kesinlikle arkadaşlar müdahaleye geçmeyelim. Çok önemli. Bir kişiye koruma altına almadan orada müdahaleye kalkarsanız maalesef arkadan başka bir kazaya sebep olup orada can kaybına maalesef kendi canınızdan olabilirsiniz. Yani onu söyleyeyim size. Hemen ikiye bakalım. Bildirme. Bildirme nedir? İlk yardımın temel uygulamalarından. Bildirme adı üzerinde 112, 112 acil servis, değil mi arkadaşlar? Şu anda biliyorsunuz ki
112 acil tek numarada birleşti. Kaza mümkün olduğu kadar hızlı, sakin bir şekilde haberleşme ve yardımlaşma istemek. İsterken ne yapacağız arkadaşlar? İsterken kaza yerindeki durumu en iyi şekilde sağlık personeline, yani telefona bakan sağlık görevlisine, oradaki görevliye doğru bir şekilde durumu ne yapmamız gerekiyor? İzah etmemiz gerekir. 112'nin aranması sırasında nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bir kere sakin olacağız, değil mi? Sorulan sorulara net bir şekilde cevap vereceğiz. Adres bilgilerini verirken bilinen yerin bir adını vermemiz gerekiyor. Kimin hangi numaradan arandığını bildirmemiz gerekiyor. Hasta yaralıların adı ve olayın tanımını yapmamız gerekiyor. Hasta yaralı sayısı, durumunu bildirmemiz gerekiyor. İlk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir ilk yardım uygulaması yapıldı? Hasta yaralıya müdahale yardımcı olacak kişileri organize edeceğiz. Kendi kişisel olanaklarımızı, gerekli müdahalelerde bulunmamız gerekiyor. Kırık varsa kırıklara yerinde müdahale edeceğiz. Hasta yaralıyı sıcak tutacağız, değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar çok önemli. Üçüncü ilk yardımın temel uygulamalarında nedir arkadaşlar? Kurtarma, müdahale. Olay yerinde hasta yaralılara müdahale hızlı, sakin bir şekilde nedir? Yapılması gerekiyor. Kırık çıkık varsa kesinlikle sağa sola oynatmamamız mesela en doğrusudur arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. KBK ilk yardımın temel uygulamalarından KBK'da sınav soruları nasıl arkadaşlar? Koruma, bildirme, kurtarmaya öğrendik ilk bölümümüzde. Bununla ilgili sınavlarda çıkan sorular, bakalım hangi sorular çıkmış. Evet, hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle silahsız uygulamaları yapan, pardon, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne denir? Ne ad verilir? Sürücü, girişimci, trafik polisi, ilk yardımcı. Şimdi buradaki püf noktaya bakalım. Bakın, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız, bakın ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne denir? İlk yardımcı denir arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Sorumuz şöyle. Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla İlaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir? Acil tedavi, ileri yaşam desteği, ilk yardım, acil müdahale. Arkadaşlar şurada dikkat ederseniz konuyu da açıklarken söylemiştik. İlaçsız müdahale nedir? İlk yardımdır. İlaçlı demiş olsaydı o zaman acil müdahale, acil tedavi diyecektik, değil mi? Acil tedavi diyecektik. Evet, hemen geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz geldi. Evet, şöyle bakalım. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Soru şöyle. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Arkadaşlar bu ehliyet sınavlarında animasyonu sınav sorusu olarak soruluyor. Animasyonu sınav sorusu olarak soruluyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, dikkat ederseniz telefonla nedir? Telefonla. Öncelikle bir kere arkadaşlar, bunu size söyleyeyim. Öncelikle ilk yardımın temel uygulama hangisini gerçekleştirmektedir? Bakın bilgi veriyor, değil mi? Karşı tarafa bilgi veriyor. Bildirimde bulunuyor. Evet, bildirimde bulunmuş. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bildiride bulunuyor. Pardon. Evet. Bildirme. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? A. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce ilk yardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. B. Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir. C.
Acil tedavi olay yerinde, ilk yardım hastanelerde yapılır. İlk yardım ilaçlı, acil tedavi ilaçsız müdahaledir. Şimdi bakın, tam tersi değil mi? Bakın arkadaşlar, ilk yardım ilaçlı değil, ilaçsız. D yanlış. Acil tedavi olay yerinde, ilk yardım hastanede yanlış. İlk yardım olay yerinde, acil tedavi hastanede yapılır. Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir. Hayır, yanlış. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce ilk yardım eğitimi almış herkesin yaptığı kurtarıcı müdahaledir. Tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen bakalım. Beşinci sorumuz şöyle. 1, 2, 3 madde olduğu için önce soruyu okuyalım arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? 1. Kazı zedenin tedavi edilmesi. 2. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. 3. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Şimdi ilk yardımın öncelikli amaçları kaz zedenin tedavi edilmesi midir? Hayır. Kaz zedenin tedavi edilmesi değildir arkadaşlar. Değil mi? Hayatta kalmasını sağlamaktır. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, evet, doğrudur. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlaması doğrudur. 2 ile 3'ün olduğu seçenek tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Altıncı soru, hangisi ilk yardımın temel uygulamalarındandır? Koruma, kayıt, tutma, kurtarma. Koruma, bildirme, kurtarma. Koruma, kurtarma, tedavi etme. Koruma, bildirme, tedavi etme. Arkadaşlar, ilk yardımın temel uygulamaları çok önemli. Koruma, bildirme, kurtarmadır. KBK değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Kaza sonuçlarının ağırlaşması. Bakın arkadaşlar, az önce de izah ettik. Sonuçların ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi nedir? Koruma altına almaktır. Çok önemli bir sınav sorusudur. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 8. soru, hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından değildir? Koruma, bildirme, kayıt tutma, kurtarma. Tabii ki kolay bir soru. Kayıt tutma değildir. 9. soru, 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? A. Tahmini bir adres verilmelidir. B. Olay yerine yakın bilinen bir yerin adı verilmelidir. C. Acele bir şekilde hızlı konuşulmalıdır. D. Adres verilmeden sadece telefon numarası verilmesi yeterlidir. Tabii ki burada adres tarif edilirken arkadaşlar mutlaka bilinen bir yerin adı verilmesi söz konusudur. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 10. soru, aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir? A. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. B. İyileşmesini iyileştirmeyi kolaylaştırmak. C. Hastanın durumunu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek. D. Hasta yaralının durumunu kötüleşmesini önlemek. Arkadaşlar, ilk yardımın öncelikli amacı hasta yaralıya ilaçla tedavi, ilaçla müdahale değildir. Adı üzerinde bakın. İlk yardım eşittir ilaçsız tedavi. İlaçlı bir tedavi varsa bu ilk yardım değildir, acil tedavidir. Evet, burada Ceyhan seçeneğidir. Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir. 11. soru. İlk yardımda koruma ne anlam taşır? Koruma. A. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmalıdır. B. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla olay yerinin değerlendirilmesidir. C. Aile planlamasıdır. D. İlaç vererek tedavi etmektir. Koruma arkadaşlar, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla olay yerinin değerlendirilmesidir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 12. soruya bakalım. İlk yardımda bildirme ne anlam taşır? Olayı hasta yakınlarına haber vermek. B. Olayı polise bildirmek. C. Olay ya da kazayı mümkün olan en kısa sürede
112 bildirmek, D olayı haber kuruluşlarına bildirmek. Tabi bakın adı üzerinde bildirme. Bildirme deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? 112, 112 acil servis. Olay ya da kazayı mümkün olan en kısa sürede 112'ye bildirmektir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 13. soru son soruydu herhalde arkadaşlar. İlk yardımda kurtarma ne anlam taşır diyor. Suda boğulan kişiyi sudan çıkarmaktır. Araçta sıkışan kişiyi aracı keserek çıkarmaktır. C olay yerinde hasta yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir. D olay yerinde hasta yaralıyı aceleyle hastaneye götürmektir. Arkadaşlar kurtarma olay yerinde hasta yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir. Kurtarma. Evet. Birinci bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İlk yardıma ilk adım sağlıklı bir gelecek için doğru adım. Başarılar diliyoruz. Bundan böyle bütün konular detaylı bir şekilde anlatılarak hemen o konuyla ilgili tüm sorular, motor, trafik, ilk yardım ve trafikten arkadaşlar bomba konular sizi bekliyor. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımızın, sayfamızın linkini mutlaka eşinize, dostunuza paylaşın. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki konu ve sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.